aşkına ya. Bas lan, ya gara ver olsa Allah aşkına. Baskın için bas bu lan. Kostüm nasıl? Ne? Bir süper kahramanda kıyafet önemli abi. He? Şapka bozuyor Garaver Bey. Şapka bozuyormuş, geç. Böyle. Çok efendi böyle ya. Çok efendi oldu. Biraz klasik. Klasik olmaz. Değiş, değiş, değiş. Bu nasıl? Muhteşem bence. Güzel. Allah sana şükür. Bu nasıl bir işti? Hel oraya bak. İncedik de mayo. Daldaşça her şey ortada. Tamam. Abicim tamam da ben tak da rahat hareket edemiyorum ki ya. Ya omuzlar falan açık gayet güzel oldu ya. Bırak Allah aşkına ya. Yani sakal bir insana bu kadar yakışmaz. Niye uzatıyorsan ben de anlamadım. Artık böyle devam. Edit. Hacı sakalı bıraktı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? Herkese günaydın. Şimdi kardiyo zamanı. Sabahları kahvaltıyı es geçip kardiyo yapmak benim çok işime yaradı. Çünkü zor kilo verebilen bir insanım. Zor su atan bir insanım. Kolay sulanabilen bir insanım. Bunlar hep genetik dezavantajlar, avantajlar. Hepimizde var. Bu sporun güzelliği burada zaten. Herkes vücut yapıyor ama çıkan proporsiyon çok farklı. Kasların başlangıç bitiş noktaları çok farklı. Kendinizi sevin, kendinizle barışık olun falan diyormuşum. Buna kısmen katılmıyorum. Bunun sebebi de ben vitaminsizim, beni seven böyle sevsin. Ben kiloluyum, beni seven böyle sevsin mentalitesi. Peki bu neden yanlış? Bunun altında da şey yatıyor. Niye yapıyorsun dediler başta. Vücudu yapınca sonra nasıl yaptın diye sordular. Vücudu yapmak zorundasın. Onlar partilerken, içki içerken sen lapa pirinç yiyeceksin. En sonunda sen kazanacaksın. Ya oğlum böyle bir şey var mı? Siz iyi misiniz? Bütün hayatı kas geliştirmekten ibaret görenler. Genelde buna birçok insan kapılıyor. Özellikle ergenlik dönemindeki insanlar. Ben de kapılmıştım. Fakat hayat öyle değil. Böyle aptal aptal şeyler yapmayın. Herkes ne istiyorsa onu yapsın. Yatmak isteyen yatsın, basmak isteyen bassın. Ben gidiyorum. Organik yumurtayı aldık. Bir de D3 bitmişti, D3 de aldık. Bu bayağı kalın. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum da bayağı kalın, çok terletti beni. İçimdeki de kolsuz olduğu için. Bayağı azalttım. Azaltmak zorundaydım daha doğrusu. Birazcık yulaf tozu. Yarım muz. Diğer yarısı buzdolabına koyulacak. Bol tarçın. D3 vitamini. 10 damla yeterli olacaktır. Yıllar önce 80 TL'ye almıştım. Hala çalışıyor. Çok sağ olun. Bu pişmemiş hali. Evet. Şöyle bir görüntü oldu. Çok güzel. Tadını hemen deneyeceğim. Amına koydum sanki yemek görmemi ya. İnelim. İnelim hocam. Umudun mu?
Gözüküyoruz mu? 30 Ekim doğum günüm. Bu konu hakkında şöyle bir şey düşündüm. İsteyenler Derince Kocaeli Yurt İçi Kargo Şubesi'ne, Yenikent, Yenikent Şubesi oluyor galiba. Tekrar söylüyorum. Derince Kocaeli Yenikent Yurt İçi Kargo Şubesi'ne hediye yollayabilir. Bu videoyu büyük ihtimal pazartesi günü paylaşırım. Pazartesiden cumaya kadar göndermek isteyenler, naçizane bir incelik yapmak isteyenler yollayabilir. Sonra onları açarız. İsterseniz, istemiyorsanız hiç sıkıntı yok. Zaten bu işlere karşı birine doğum gününde hediye alırım, ne hediye beklerim. Şimdi basma zamanı. İnanılmaz bir hava var. Kasvetli havalarda basanlar, güneşli havalarda içinden geçer. Barajları doldurmak için bas! Bu arada bir bilgi, barajlarımız yağmur suyuyla değil aslında kar suyuyla o hacmine ulaşmaktadır. Yağmur şey gibi yani böyle fındık gibi yer kaplıyor. Barajlar kar sayesinde dolar. Kar eriyince çok şey oluyor, su oluyor. Hazır mısın lan? Hayır. Yine çok kasvetli bir hava. Londra'dan selamlar. Ne zaman video çeksek yağmur yağıyor. Bu işi anlamadım gerçekten. Ama yağmur demek bereket demektir. Basıyoruz. Ah be kızım Suat, ah be! Ali bas Ali! Rızan baba geliyoruz, dayanın baba! Bağırsana sen niye bağırmıyorsun? Bas! Çarşıda görsün idmanı. Bir şey söylemek ister misin? Bu arada sağ biceps tendonum yırtık benim. Kralı anlamaz bunu. Bakın dikkatli bakın. Aynen. Bak. Beni sen nasıl terk ettin? Bırakıp gittin. Çok ayıp ettin. Eyvallah. Şimdi halsizliğin tutsun. Motorum bozulsun. Domuz garibi ol. İnşallah beni bırakıp giden kimdi? Sen miydin o cimri? Bahanen ne şimdi? Eyvallah. Güya 13'ünde söndün, 15'inde döndün. Benden beter ol inşallah. Sana ben ne sürprizler yaptım, dünyaları aldım. Bir hediye çokmuş. Eyvallah. Şimdi kart limitin dolmuş, nakitin de yokmuş. Sevgilisiz kal. İnşallah beni sen nasıl terk ettin, bırakıp gittin, çok ayıp ettin, eyvallah. Bak! Bak hala geliyor şu an. Day 2.
biraz sarımsak tozu, biraz Himalaya tuzu. Aracı değiştirdik. Küçük bir taksi. Tavan sıkıntısı var. Kambur oturuyorum. Uzun boylulara tavsiye edilmez. Herkese selam. İzmit sahilinden. Bu tişörtün çekilişini yapacağız şu an. Yaklaşık 3500 yorum var. Tişörtü son kez giyiyorum. Benim üzerimde böyle duruyor. Gerçi 10 kilo vermiş halim şu anda. Yorumlar bu şekilde. Bir gözümü kapatacağım, kaydıracağım. İçimden 11'e kadar sayacağım. Sonra seçeceğiz. Başlayalım. 2. Gel abi. Denyo Taylan. Bu arada. Evet, Denyo Taylan kazandı. Kim bu arkadaş? Tsubasa. İletişim bilgilerini Edict hesabına yolla gülüm. Tsubasa, bekliyorum mesajını. Hayırlı uğurlu olsun. Köpekleri korkutmanın en iyi yolu, eğer saldırırlarsa, üstlerine doğru koşmaktır. Çok karşılaştığım için bu durumla, genelde hep üstlerine doğru depar attığımda her zaman sonuç olumlu oldu. Şuna abla devam. Sen üzülme, bir tanem aşk acısı bu. Ben çekerim ki yine. Aman aman bırakırsan düşerim en derine. Aman aman kaybolursan adım çıkar serseriye. Bu hareketi Baran abiden öğrendim, Baran Kalaycı'dan. Kabloda yapıyordu, biraz daha yukarıdan yapıyordu. Bizim sistemimiz bu. Ama çok iyi hissediyorum şu anda. Dirseği tam kilitliyoruz. Şu değil bak. Şu. Şu. Dokuzuncu gün bitti. Challenge'ın bitmesine son bir gün. Sizlere bir konu hakkında danışmak istiyorum. Normalde bir ayda fındık olma challenge'dı. 30 günde bitirmeyi düşünüyordum. Fakat hayalimdeki görüntüye henüz ulaşamadığım için buna devam etmek istiyorum. Sizce bu süreci biraz daha uzatalım mı? Yoksa bu kadar yeterli? Ya da biraz daha devam et. Limitlerini iyice zorla. Biz bu süreçten keyif alıyoruz. Gittiği yere kadar devam. Bunu yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Hava çok soğuk. Bu yüzden idmanı yarıda kestik. Zaten kışı getirdik yani. Bugün çok güzel bir olay geldi başıma. Çoğumuzun başına gelmiştir. Kışlık montumuzun cebinde geçen kıştan kalma parayı buluruz. Bugün şükürler olsun öyle bir şey geldi başıma. Fakat paranın miktarı biraz fazlaydı. Yorumlardan birine çekilişle 500 TL vereceğim falan diyormuşum. Böyle bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Mizahınızı kutluyorum. Tüm diyet yapanlara Allah kolaylık versin. Demirin altına girip emek gösteren herkesin, hepimizin, Allah emeklerinin karşılığını versin. Teşekkür ediyorum ve yürüyorum.